Şu anda İnves AZ'ye gideceğiz. Haftanın son gününde günün değerlendirmesini Mehmet Arın yapacak bize. Mehmet Arın merhabalar. Hem Borsa İstanbul tarafında hem para piyasalarında ve tabii ki önümüzdeki haftaya dair beklentiler. Onları merak ediyoruz. Buse'nin merhaba. Evet, yurt içi piyasalar açısından biraz da beklentilerin tersi şeklinde gerçekleşen, özellikle Borsa İstanbul tarafında baktığımızda 90 bin alt tarafta, yukarıda da 95 bin bandı arasında hareket eden bir haftayı geride bıraktık. Bu da daha çok yukarı yönlü hareketler bankacılık sektörü öncülüğünde gerçekleşmişti. Haftanın son işlem günü, pazar günü de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin öncesinde 93.800 destek noktasına yakın şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Dün işlem hacmi açısından oldukça yüksekti. Son 3 ayın en yüksek işlem hacmi gerçekleştirilirken bugün biraz daha çekimsel olduğunu ve işlem hacminin nispeten daha düşük olduğunu görüyoruz. Tabii daha çok ABD ve İran arasındaki gelişmeler de hem küresel piyasalarda hem de Borsa İstanbul'da biraz daha sakin bir şekilde kapatmamıza sebep oldu. Önümüzdeki hafta pazartesi günü kapasite kullanım oranları ve imalat güveniyle başlayacağız ama haftanın genelinde yurt içi piyasalarda çok fazla bir açıklanması beklenen veri bulunmuyor. Daha çok gündemimizde pazar günü sonuçlanacak olan seçimler sonrasında hem yapılan açıklamalar hem de süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bugün daha çok gözler ABD Başkanı Trump'ın yapmış olduğu açıklama neticesinde, işte İran'a misilleme saldırısını son anda engellediğiyle ilgili açıklama biraz daha küresel piyasalardaki risk algısını değiştirdi. Dolar TL şu an için 5.80 seviyesinde hareket ediyor. Yine aynı şekilde seçim beklentisi sebebiyle biraz daha yatay hareket ettiğini gördük bugün. Yukarı yönlü hareketlerde 5.80'i ve 5.96'yı takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta ABD'den gelecek olan veriler daha yoğun. Hem birinci çeyrek büyüme rakamları hem diğer ekonomik verileri takip edeceğiz. Buradaki gelişmeler ve G20 zirvesinde ABD ve Çin arasındaki toplantı ve ABD ve Türkiye arasındaki toplantı birebir olarak dolar TL paritesi üzerinde etki edecektir. Geri çekinmelerde 5.77 ve 5.70 noktasını teknik olarak takip edeceğiz. Yurt dışı piyasalarda Avrupa tarafına baktığımızda orada belirsizlik hala devam ediyor. Avrupa Birliği liderler zirvesi devam ediyor ve hem Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanlığı seçimi hem de diğer maddeler konusunda henüz daha bir netleşmiş değil ama Euro-Dolar paritesi 1.1320 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Önümüzdeki hafta yine hem Almanya'dan gelecek olan hem de Avrupa Birliği'nin geneline ilgilendiren TÜFE rakamları ve birinci çeyrek büyüme rakamlarını takip edeceğiz. Euro-Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.1380 ve 1.1460 önemli direnç noktaları. 1.1460 şu an için uzak noktalarda görünüyor ama yukarı yönlü hareketler yine satış baskısıyla karşılanacaktır diye bekliyoruz. Burada da geri çekinmelerde 1.1260 ve 1.12 noktalarını takip edeceğiz Buse Hanım. Hepinize iyi hafta sonları dilerim. Çok teşekkür ediyoruz, size de iyi hafta sonları.